Merhabalar, 13 Haziran 2022 Pazartesi haftanın ilk işlem günü. Hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir hafta, kazançlı bir hafta ve sağlıklı bir hafta olsun dileyerek güzel dileklerimizle başlayalım. Önemli bir hafta olduğunu dün akşam canlı yayında epey bir üzerinden geçtik. Fed haftası arkadaşlar. Amerika Merkez Bankası Fed'in toplantısı var. Çarşamba günü saat 21'de açıklanacak. Yarın başlayacaklar toplanmaya, konuşmaya ama karar çarşamba günü akşamı saat 9'da açıklanacak. Sonrasında Powell, Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını bekliyoruz. Şimdi dün akşam anlattığım şekilde, beklediğim şekilde aslında piyasa bugün açtı. Neler bekliyoruz? Dün canlı yayında detaylı bir şekilde anlatmıştım size, beni dinleyenler. Neyle bu hafta karşılaşacağımızı aslında çok iyi biliyorlar. Beklentilerimi paylaştım ve beklentilerim doğrultusunda da bugün sabah piyasalar bu şekilde açıldığını söyleyebilirim size. Şimdi piyasa ne bekliyor fiyattan? Agresif bir FED bekliyoruz arkadaşlar. Agresif, yani daha sıkı, daha agresif, daha fazla faiz artışı yapacak bir FED bekliyoruz. Bu hafta bir faiz çıkacak toplantıdan. Ne kadar bir faiz yapacağı önemli. 50 bas puan üzerindeki her faiz artışı FED tarafından FED'in agresif olacağı anlamına geliyor. Ama Powell'ın aslında konuşmaları, ondan sonra nasıl mesajlar vereceği çok önemli. Şahin mi duracak, agresif mi, işte daha güvercin mi duracak? Biraz da onun mesajlarından da okumaya çalışacağız. Önemli olacak Powell'ın konuşması da piyasaların yönünü belirlemesi açısından. Şimdi FED'den agresif bir çıkış neden bekliyoruz? Çünkü Cuma günü gelen enflasyon kötü bir enflasyondu. Amerika'da yüksek bir enflasyon geldi. Şimdi yarın Salı günü üfe bekliyoruz. Yani Amerika üretici fiyat endeksi açıklanacak. Muhtemelen orada da beklentilerin üzerinde bir artış bekliyoruz. Yani şöyle hani 9'ları, hatta 9'ların üzerine geçecek bir artış olabilir. Şu anda piyasanın tamamı aslında bunu fiyatlıyor. Yani yüksek bir enflasyon ve enflasyon karşısında ne olacak? FED, daha da sıkı bir FED göreceğiz. Daha fazla faiz artışı gelecek gibi gibi. Yani anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlatabiliyorumdur. Şimdi durum böyle olunca zaten piyasalar, dün hatta kriptoları konuştuk, bu hafta çarşamba akşamına kadar çok yüksek risk var, volatilite yüksek, hiçbir şey yapmamakta fayda var demiştim size. Kriptolardan, kriptodan başladım, özür dilerim, çünkü orada aşağıya iniş devam ediyor. Şey vardı, yok daha da yukarı çıkacak, işte tamam bitti, buradan artık dönüyoruz diyenler vardı. Hatta işte bu değer saklama aracı, işte siz neden böyle konuşuyorsunuz diyenler vardı. FED'le ne alakası var diyenler var. Var, çok alakası var. Çünkü FED'in yapacağı, vereceği kararların tamamı nasıl borsaları etkiliyorsa kriptoları da etkiliyor. Gördüğünüz gibi etkiliyor yani. Bitcoin 24 bin dolara kadar düştü. Ethereum 1200 dolara kadar düştü. Bütün kriptolarda çok ciddi bir satış var aşağıya doğru arkadaşlar. FED'in toplantısını görmeden, çıkan sonucu görmeden de toparlanıyor da diyemem. Ben daha da aşağıya gider mi? Yani risk devam ettiği sürece bakacağız, göreceğiz yani çarşamba akşamına kadar. Risk yüksek, dediğim gibi her şey beklenebilir. Daha önce bir yayında şunu söylemiştim. Ethereum 1000 dolar, hatta 1000 doların altı, yani 1000 dolar olursa bir Ethereum alırım demiştim. Bir tane en azından alırım demiştim. Bir görelim bakalım ne oluyor. Ama çarşamba akşamına kadar riskin yüksek olduğunu, yani düşüş, şöyle yükseliş olmaz. Yani hani hafif bir böyle yeşile döner ama hemen tekrar aşağıya iner. Çarşamba akşamına kadar Powell'ın toplantısı ve açıklaması, Fed'in toplantısına kadar arkadaşlar, burayı kaçırmayın. Zaten Cuma kapanışına borsalar kötü yapmıştı Amerika tarafında. %3,5 Nasdaq'ta düşüş olmuştu. S&P'de, Dow Jones'ta. Şimdi Cuma akşamı biz de kötü kapattık. Bizim borsada hani her ne kadar yabancı çok sınırlı olsa da biz de etkileniyoruz. İçeride guestler var. Çarşamba gününden sonra orada da bir şey olacak. Yani siz söyleyin adını. Guestlerle alakalı yavaş yavaş başvurular alınmaya başlanacak. Talep toplanacak daha doğrusu, 22'sine kadar, öyle söyleyeyim. Ondan sonra bir çarşambaya kadar bir onu da görüyor olması lazım. Piyasa onu da merak ediyor. Dolayısıyla hem Fed'in o agresif ve daha şahin, böyle kartal, şahin, en sert hangi kuş var? Şahin mi? Şahin'den daha fazla en sert bir kuş varsa, işte onun adını bilmiyorum, siz koyun. Karga değil ama. Ondan sonra işte öyle olacak, öyle beklenti, yani daha da agresif. Ondan sonra işte bunların hepsi
bizim borsaya da yansıdı. Borsa demiştim size, sabah kırmızıyla açabiliriz, cuma kapanışını kırmızıyla yaparız dedim. Pazartesi güne de böyle başlama ihtimalimiz yüksek dedim. Öyle başladık, yani eksiyle başladık. Burası hafif bir yeşillense bile yine çarşamba akşamına kadar, netleşene kadar karışık bir seyirle devam edeceğini düşünüyorum. Dikkat edin derim. Ondan sonra bir dolar TL'ye bakalım arkadaşlar. Dolar TL dün akşam biz canlı yayını yaptığımız saatlerde şöyle bir hafiften kımıldamaya başladı. Kımıldamaya başladı, 17-10 seviyelerindeydi. Ben yayını bitirmeye yakın 11 civarında 17-20'nin üzerine çıktı. Bugün de öyle açtı, 17.23. Neden arkadaşlar, şu an her şey düşüyor. Fed'in bu hareketinden dolayı dolar yükseliyor. Dolar endeksi çok güçlü, rakamı vereyim size. Dolar endeksi 104.45. Yani 105'e doğru kafayı çevirmiş durumda. Çok güçlü dünyada bir dolar görüyoruz bu Fed'in yapacağı hamlelerden dolayı. Bizde de içeride, hem içeride şu anda mesela bu ekonomi paketinden bir şey çıkmadı. Yani hani dövizle alakalı pek bir şey çıkmadı. Tamamen liralaşma üzerinden yeni bir enstrüman çıktı, yani GES çıktı. Her ne kadar swap'la ilgili koşullu bir yabancıları kanal açılmış olsa da bunun hani iyi olduğunu söyleyebilirim ama yeterli olmadığını söyleyebilirim. Çünkü işte KKM hesapları devam ediyor. Maalesef doları baskılamakta zorlanıyoruz. Dolarda yani bu hafta çarşambaya kadar, en azından FED toplantısına kadar bana göre hani 17'lerin üzerinde devam edecek yoluna, böyle bir 17.5'lar falan gelirse, 17.50 seviyeleri, o seviyeleri görürsek eğer 17.50 17.60 çok hızlı yukarı atabilir. Öyle söyleyeyim. Oraya da bir dikkat çekmek istiyorum diğer tarafta. Şimdi altına bakalım. Altında 1856 dolara geldi ons altın. Neden? Çünkü Amerika 10 yıllıklarında çok hızlı bir, sert bir yükseliş var arkadaşlar. 3.23 çıkış var. Yani 2 yıllık tahviller de 3.24. Yani 2 yıllık Amerika tahvil faizleriyle, tahvilleriyle 10 yıllıklar birbirini yakaladı. Neden? Çünkü çok ciddi büyük bir enflasyon var ve bu enflasyondan dolayı tahvil fiyatlaması buradan aslında çıkışı gösteriyor. Yani fiyatların yükselmesi, faiz oranının yükselmesi buradan bir çıkış olduğunu gösteriyor. İşte yükseltiyorlar çıkmasın diye. 2 yıllıklara kayıyor daha çok şeyler. 10 yıllıklar, yeni 2 yıllıklar işte faizden dolayı daha fazla tercih ediliyor. Görüyorsunuz 2 yıllıklarla 10 yıllıklar birbirini buldu. Yani şöyle düşünün, siz olsanız hangisine yatırım yaparsınız? Faizler aynı. 2 yıllığa mı yaparsınız, 10 yıllığa mı yaparsınız? Öyle düşünün. Bunun birbirini bulması da aynı zamanda, yani şey diyor, diyoruz buna, getiri eğrisinin düzleşmesi diyoruz. Bu da aynı zamanda bir resesyonu da fiyatlıyor kendi içerisinde arkadaşlar. Öyle söyleyeyim, işte buradaki yükseliş, tahvillerdeki yükseliş altını baskılıyor, ons altına satış getiriyor. Ons altın 1854 dolara kadar geri çekildi, dün 1870'ti. Geri çekilme FED toplantısı ve oradan FED'den çıkacak karara göre, çünkü ciddi bir faiz artışı onsa geri çekilmeye sebep olur diye konuşmuştuk. Geri çekilme bir miktar daha aşağı yönlü olacaktır ama bunun sınırlı olacağını tekrar ediyorum. Devamında da tekrar aynı seviyelere geri döneceğini düşünüyorum ben açıkçası. Bir dakika, çok nefes almadan konuştum, gidiyorum. Bir gram altına bakalım. Gram altında tabii ki ons düştü, dolar 17.20 ama ons düştü, onun için fiyatta pek bir değişim yok. Yani 1028-1030 bu civarda hareket ediyor gram altın. Şimdi gram altın, kripto, dolar, ondan sonra ons, borsa, aklınıza gelecek her şey dolar dışında, yani dolar endeksi dışında, öyle söyleyeyim, ama içeride bütün dünyada doları etkiliyor. Biz de hani böyle çok uyum sağlayamıyoruz, arada bir böyle müdahaleler falan oluyor biliyorsunuz, alakası yerlerde çıkıyor, alakası yerlerde düşebiliyor. Ama bu hafta bahsettiğim risklerden dolayı içeride de yani doların yukarı yönlü riskin fazla olduğunu düşünüyorum açıkçası. Oraya da bir dikkat etmek lazım. Fakat çarşambaya, önemli olan şu, çarşambaya kadar riskler yüksek,
Yani çarşamba akşamı, perşembeden sonrayı görebilmemiz için çarşamba akşamını fede beklemek zorundayız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ama bana göre bu hafta rakamların, piyasaların oturması, perşembe, cuma kapanışı önemli olacak. Riskler yüksek. İlla ki ben almak istiyorum, illa ki satmak istiyorum. Herhangi bir işte ne olursa bilmiyorum. Neydi o? Belki altın alacaksınız, belki borsa alacaksınız. İlla ki işlem yapmak isteyenler için benim yatırım tavsiyesi değildir. Ama ben böyle yapıyorum. Kademeli alıyorum. Yani her seviyeden almaya çalışıyorum veya her seviyeden satmaya çalışıyorum. En azından ortalamayı tutturmak için, en azından şu FED toplantısını görelim ondan sonra. Ya bir GES'i görelim öncesinde, sonrasında haftaya dağıtacağım bir alım veya satımla bu işin altından kalkmaya çalışırım. Ama ben herhangi bir şey yapmayı düşünmüyorum. Bu hafta izleyip göreceğim, öyle söyleyeyim. Ha çok büyük bir düşüş olursa düşüşten faydalanmaya çalışırım. Onu da göreceğiz. Onu da göreceğiz arkadaşlar. Ama ona rağmen çarşamba akşamını görelim diyorum. Şimdi şunu da söyleyelim. Evet, FED'i okuyorum. Çok önemli bir konu arkadaşlar. Türkiye'nin risk priminden bahsedeceğim size. Dün akşam da yayında bayağı geçtik. Hani bunu gerçekten çok konuşmamız gerekiyor. Ya da çok hani unutmayın, ne olur bunu bir kenara yazın. En önemli konu bu bence. Üzerinde çok hani duruyoruz ama aslında önemli bir problem. Çünkü yabancı girişi ne olacak mı, olmayacak mı, yabancı buraya bakıyor. Bir ülkenin ödemelerini yapacak mı, yapmayacak mı, yani ne kadar riskli, buradan okuyoruz. Ve bakın, CDS'deki risk primimiz 2003 seviyelerine geri gitmiş durumda arkadaşlar. Yani 2003 seviyelerini gördük. 5 yıllık kredi temerrüt riskimiz arkadaşlar 837 baz puan oldu. Tabi bu anlık değişiyor. Anlık, bir anda bir bakıyorsun 830 oluyor, bir anda 820 oluyor. Değişebiliyor ama risk birimimiz oldukça yüksek, yukarı yönlü gidiyor. 19 yılın en yüksek seviyesinde. Bunun yukarı doğru hareketi hem yabancıları içeri sokmakta zorlanacağımızı hem de temerrüt riskini gösteriyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim, riskli yerlerde dolaşıyoruz ve 2003 yılından beri bu seviyeleri hiç görmedik. 837'yi gördük arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. CDS'i de bir taraftan takip edin derim. Ve bilgi olarak şunu da söyleyelim. Arkadaşlar, cari açık rakamları açıklandı. Cari açıkta 12 aylık cari açık 12 aylıkta 25.71 milyar dolarlık bir cari açığımız oluştu şu anda. Nisan'da 2.74 milyarlık bir cari açık verdik ve senelikte de 25.71'lik bir açığımız oldu. Muhtemeldir ki seneyi şöyle 40-45 milyar dolarlar civarında cari açığı kapatma durumumuz var. Bu da bizim yine dövizde elimizin ne kadar hani zorlandığını da gösteriyor bir anlamda. Çünkü cari açık artıyor. İşte ihracatımız ithalat rakamlarını karşılamıyor. İçeri giren döviz miktarı, yabancı miktarı, bunlar maalesef rakamsal olarak da çok düşük, yetmeyecek düzeyde gibi gidiyor. Yine önemli, Merkez Bankası'nın açıkladığı bugünkü net hata noksan kalemin Nisan ayında 4,5 milyar dolarlık bir giriş oldu. Yani Merkez Bankası'nda net hata noksan kalemine 4,5 milyar dolarlık bir giriş sağlandı. Ondan önceki ay 2.74 milyardı. Nedir bu? İşte bir yerden geliyor. Tam adını koyamıyoruz. Net hata noksandan bir para girişi olmuş Merkez Bankası'na 4,5 milyar dolarlık Nisan ayında arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra devamında, evet, yani aslında hani hikayenin önemli olan bütün hikayeyi görebilmek. Bütün hikayeyi anlattığımı özet bir şekilde düşünüyorum. Dün akşam canlı yayında çok çok üzerinde durduk, ince. Vaktiniz varsa oraya girin, çok hızlıca böyle 1,5-2 hızında lütfen dinleyin derim. Gerçekten çok ince ayrıntılara girdik. Bugün de yine size bu hafta neler bekleyebiliriz, neler olabilir. Bu hafta güçlü bir dolar ve devamında da bütün riskli piyasaların tamamında kırmızılar hakim olacak gibi duruyor. Şu anda onu gösteriyor vaziyet, durum. Böyle, iyi bakın kendinize. Önemli, dikkatli bir hafta. Girdiğimiz bir şeyde, ne diyelim, o korku tüneli ve çıkamadık içerisinden. Volatilite, yüksek risk devam ediyor ve Fed'in kararları sadece bizi değil, dünyanın tamamını ilgilendirecek ve piyasaların gidişine yön verecek arkadaşlar. Tamamına yön verecek.
Dikkat edin kendinize. İyi bir hafta olsun, güzel bir hafta olsun. Kazançlı, sağlıklı, harika bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Bu arada saat 1'de yine Çağ TV'de canlı yayında olacağım. Oraya beklerim. Saat 2'de de TV 100'de olacağım. Oraya da beklerim. Her şeyi paylaşamıyorum elimden geldiğince. Çünkü televizyon kanallarına da çok çıkıyorum. Ve hepsini paylaşamıyorum. Belki denk geliyorsunuzdur, gelmiyorsunuzdur. Dün akşam da ATV'de bir ana haberde yeni düzenlemeyle ilgili bir konuşma, açıklama yaptım. Gibi gibi böyle, hani bunları da söylemiş olayım. Peki, görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim.